benzemiyor ya. Başka bir kavgamız yok abi. Yok. Ee, nefze, Hanım, söz nefze. alabilir miyim? Nefze, ee... ben seni iki üç gündür sıkıştırayım kızım. Yağlarıyım, yakarıyım, güzel konuşayım, yumuşak konuşayım. Yani bazı basit söyleyeceğin kelimeyi bile söylemiyorsun. Bak burada şimdi bir şeyler söyleme gerekiyor. Aslında bu konuya karşı. Neyse şimdi tamam. Ben sana dedim. Ben, ben baştan da söyledim. Allah'a can vereceğim. Bu da evladım, bu da evladım. Düğünmezse bak. Bazı bile basit söyleyeceğin kelimeyi bile söyleyemiyorsun. Demek ki bir şey saklıyorsunuz yani. Tamam. Benim bir şey sakladığım Kızım, bir yok, yok amca. Bak. bu bir acı gerçek. Benim bir şey sakladığım yok. Hani akşam bana bir şey diyordun. Neydi? o niye söylemediyim madem? Bak bu basit söyleyemiyorsa ben işte bunu şey işte çıldırıyorum. O atıyla ki namık katil koruyor diyen millet saldırıyor bana. E, açıklık şurada var. E, Necda o beş kişi mesajlaştığı veya konuştuğu internetten veya telefondan. Geçen haftaki yayında dedi ki ben e, bir senedir kimseye mesaj atmadım dedi. Konuştuk işte kişiler adına o beş kişi Neyse için. Boş ver, Ama Müge Hanım o e, pazartesi günü yani anneme kaybolduğu gün bir senede mesaj atmadım dediği kişiden biriyle birisini üç kere aramış. Kayıtları da vardır. Demek ki dediğiniz gibi 3'e kadar veya ikiye kadar internete veya telefonla. Şimdi telefonda... gelin oraya da gelelim o zaman. Necla o gün saat 02.01'e kadar internettesin. Bu aynı zamanda senin internetten mesajlaştığın anlamına da gelir. Sonra e, sabah 09 yani bu gece 02'de konuşuyorsun. 09.03'de ilk aradığın kişi kim? Büşra. Evet. Yani kardeşin. İşte burada hem kardeşin yani Hidayet hem de onun karısı diyor ki biz kahvaltımızı yeni etmiştik. Kaç 8, buçuk 8, demiştiniz doğru söylüyorlarmış. Babamı aradı Necla ve dedi ki annem kayıp kayınvalidem kayıp dedi diyor. Aslında bunu şuradan da doğrulayabiliyor. Zaten onlar tarlaya gitmemişler hani o zaman o konuşmaları duyman şeydi İlla ki Ali Bey aldı attı falan dedi diye de demiyorum fakat siz bugüne kadar hep şöyle anlattınız biz 12'den sonra kayınvalidemin kayıp evet. olduğunu düşünmeye başladık Aynen. dediniz. Ama Hidayet dedi ki sabah kahvaltıdan sonra Necla aradı bizim eve ve bunu söyledi. Hatta babam da nereye gidecek? Kocaya kaçmıştır diye dalga Hı. geçti dedi. Evet. İşte bu da bu. Yani o zaman 0903'te bu kadın yok sana göre. Evet. Peki yok. Güladiye de diyor ki ben o gün kesin olarak sabahleyin gördüm. Hangi saatte gördün? 8, buçuk, 8 o bu civarlarda. Yani yedi buçuk sekizde sağ sağlam ayakta gördüm gördün evet. kayınvalideni. Gördüm. Ne olduysa o zaman yedi buçuk sekizde dokuz arası oldu ki dokuzu üç geçe Necla evet. Hanım bir kayıp ilanı veriyor. Evet. Öyle değil mi? Babasına peki abla evet. bu tallaya gidenler görüyor ama bunu niye sonra da inkar ediyorlar peki? Nasıl? Kaynanamı tallaya giderken görüyorlar. Niye sonra kimse da... yüzünü gördük demiyor şu an. Hiç kimse söylemiyor. Ben bu programda ben o gece öldürüldü deyip de annesinin ben ama 4 ay sonra konuştum diye iddialaştığım ve daha sonra hani o gece öldürüldüğü insanlarla da bu programda karşılaştım yani. Hani kadın dedi ki "Hayır benim oğlum e, öldürülmüş olamaz. dört ay sonra telefonda konuştum." diyorum ki ablacığım seni kandırmışlar. Mümkün değil." Evet, kandırmış birisi. E, 4 ay sonra konuştuğu oğlu olamaz çünkü zaten dört ay önce öldürülmüş. Evet.